Basın mensupları, sevgili partili arkadaşlarımız, sevgili hanımefendiler, beyefendiler, partimize emek vermiş sevgili dostlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin 80'li ilde ve bütün ilçelerde aynı gün, aynı saatte yapılmasını önerdiği ve gönderdiği ortak basın açıklaması dolayısıyla basın toplantısını yapıyoruz. Gündem AKP'nin son günlerde ve ülkenin yaşadığı ve AKP'nin neden olduğu yolsuzluklar, bakan istifaları, milletvekili istifalarıyla ilgili gündemi değerlendirmek. Bu konuda genel merkezimizin düşüncesini çoğunlukla kamuoyuna, Türkiye kamuoyuna duyurmak. Açıklamayı okumak üzere Sayın Merkez İlçe Başkanımızı. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Evet, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, değerli basın mensubu arkadaşlarımız, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun rüşvet ve yolsuzluk operasyonu ile ilgili Başbakan'a yöneltmiş olduğu bu 16 soruyu yerel medya ve yerel kamuoyu oyu ile paylaşılması için bizlere gönderdi. Bizler de sizler aracılığıyla yerel kamuoyu oyu ile bu soruları paylaşacağız arkadaşlar. Evet, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazılı açıklaması ve Başbakan Erdoğan'a sorduğu sorular aynen şöyle. 1. Ahlakı içselleştirmediğiniz ve ahlaksızlığı olağan bir şeymiş gibi topluma kabul ettirmeye çalıştığınız için mi Sayıştay raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmedi? 2. Ucu sana, bakanlarına ve bakanların çocuklarına dokunan yolsuzlukların, rüşvetin hesabı sorulmasın diye mi Sayıştay raporları meclise gelmesin diye özel düzenleme yaptırdınız? Kul hakkı yemedim diyebilir misin? 3. Defalarca Sayın Başbakan çık şu kürsüye, ben kul hakkı yemedim de diye çağrı yaptım. Kul hakkı yemedim diyebildin mi? 4. Hortumları kestik diyorsun. Peki o hortumlar AKP Genel Merkezi ile Bakanlar Kurulu'na ve yandaşlara bağlandı mı? Bağlanmadı mı? Hortumlar bağlandı da bu kez ebatları çok büyüdü. Ne diyordu? Büyük düşünün, yani büyük götürün. 5. Yolsuzluk kirli siyasetçi, kirli bürokrat ve kirli iş adamıyla yapılır. Biz buna şeytan üçgeni diyoruz. İktidarınızda bu şeytan üçgeni tamam. Peki şeytan üçgenini yöneten şeytan kim? Sen biliyor musun? Bildiğin için mi korkuyorsun? Panikliyorsun. Ar damarınız çatlamış. 6. Adı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonunda geçen bakanlar kırmızı plakalarla geziyor. Hatta oğlunu sorgulamaya oğlunu sorgulayan polisi adı dosyada yazılı olan bakan görevden alıyor. Bırakalım hukuk devletini, evrensel hukuku, bunun edep ile, haya ile, insanların alnında bulunan ar damarıyla izahı mümkün müdür? Bir doktora gidip ar damarınız var mı? Varsa o ar damarı çatlamış mı diye baktırdınız mı? 7. AKP iktidarında yolsuzluğun altyapısını oluşturdunuz. Sıra geldi yolsuzluğu örtme operasyonuna. Adı yolsuzluğa bulaşan bakanlarınızın imzasıyla çıkardığınız yönetmelik bunun için mi? Çünkü artık savcı yolsuzluk operasyonu isterse önceden hırsızlara, rüşvetçilere haber verilecek. Operasyon bilgilerini vermek suç değil midir? Hırsıza önceden bilgi verilir mi? Geleceğin hırsızlığını yap denilir mi? Deniz Feneri'ni unutmadık. Deniz Feneri henüz belleklerimizden silinmedi. O dönem polisler İstanbul'da arama yapılacak diye kendi bakanlarına, İçişleri Bakanlarına haber verdiler. Bilgilendirdiler.
Ne oldu? Köstebek, bakanın koruma müdürü, Kırıkkale Belediye Başkanı'nı aradı. Kırıkkale Belediye Başkanı İstanbul'dan Deniz Feneri yetkililerini aradı. Arama yapılacak diye uyardı. Biz bunun belgelerini, telefon konuşmalarının tümünü yayınladık. Soruşturma bile açılmadı. Ama o köstebek bakan İçişleri Bakanlığı'ndan Başbakan Yardımcılığına terfi ettirildi. Şimdi de aynı şeyleri mi yapacaksınız? 9. Sayın Başbakan, rüşveti, yolsuzluğu, kara para atlamayı gözlerden gizlemek, hesap sorulmasını engellemek için başlatılan operasyon tuzak diyorsun. Çete diyorsun. İne girmekten, el kol kırmaktan bahsediyorsun. Peki, sen 11 yıldan beri başbakan değil misin? Senin hükümetin 11 yıldan beri bu devleti yönetmiyor mu? Ucu sana dokununca mı çete aklına geldi? Bütün istihbarat örgütleri, bürokrasi emrinde nasıl olur da 11 yıldır çetenin farkına varamadın? 10. Bir kamu bankasının genel müdürünün evinde ayakkabı kutusu içinde milyonu aşan dolarlar, eurolar bulunuyor. O ayakkabı kutusunun içine milyon dolarları, euroları çeteler mi yerleştirdi? Helal paranın ayakkabı kutusunda ne işi var? 11. Hadi insan olanın çok rahat anlayabileceği bir soru daha sorayım. Helal paranın, alın teriyle kazanılmış paranın ayakkabı kutusunda ne işi var Sayın Başbakan? 12. Bakan çocuklarının yatak odalarına içi para dolu ona yakın kasayı o kasalardaki kirli paralara kirli eller değmesin diye para sayma makinelerini de çeteler mi yerleştirdi? Diyelim ki çeteler bakan çocuklarının yatak odalarına kasaları para sayma makinelerini o çocuklar uyurken yerleştirdiler. Nasıl onların bakan babalarının ve bu devletin istihbaratının haberi olmadı? 13. Adı yolsuzluğa, rüşvete karışmış bakan ve oğlunun konuşmaları medyaya düştü. İçişleri Bakanı, oğlum dikkatli ol, telefonda bunları konuşma diyor. Ne demek bu? Bu konuşmayı da çeteler bakana zorla mı yaptırdı? 14. Bir babayla oğul arasında her türlü konuşma olur. Ancak özel hayat saklanır. Aile mahremiyeti ve yolsuzluk varsa o konuşma gizlenir. Ama bu yolsuzluk ve rüşvet konuşması bakan, baba, telefonda konuşma bunları, yüz yüze görüşür diyor. Böyle bir uyarının yapılmasını da çeteler mi önerdi bakana? Çete, Bakanlar Kurulu, reis de sensin. 15. Sayın Başbakan, çete var diyorsun. Ben de dedim ki, çeteyi merak ediyorsan Bakanlar Kurulu'nu topla. Sağına soluna bak, çete üyesini bulursun. Topladın mı? Baktın mı? Hayır. 16. Yine demiştim ki, var dediğin çeteyi kimin yönettiğini merak ediyorsan aynaya bak. Baktın mı? Hayır. O zaman çetenin reisini de göremezsin. Evet sevgili dostlar. 12 yıllık AKP iktidarında işsizlik, hukuksuzluk ve yolsuzluklar sonucu muhtaç duruma düşürülen halkımıza bulgur, makarna dağıtırken siz bunlarla idare edin derken başbakan ve yandaşlarına ayakkabı kutularında ve kasalarda dolarlar ve eurolar dağıttınız. Halkımızı saf yerine koyan AKP iktidarına yüce Türk milleti 30 Mart 2014 günü yapılacak olan yerel seçimlerde gereken cevabı verecektir. Teşekkür ederim.